Abi hoş geldiniz. Merhaba. Şöyle yapayım Ahmet Bey. Tamam. Evet hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Dün karantina şeyi bitti. Şeyler beklendi. İnternet kızım şeylere baktı. İşte bitti şeyiniz dediler. Tamam dedim. Ve bugün içinde gelip size teşekkürlerimi sunmak istedim. Estağfurullah. Estağfurullah. İlgilendiniz. Estağfurullah. Bayağı memnun ettiniz beni. Yani gerçekten duygulandığım bir şey yaptım. Güzel bir jest yaptınız. Teşekkür etmek için yani. Ya bak şimdi de ben duygulanacağım. Niye? Ben şimdi ben de duygularla yaşıyoruz zaten. Bak bir kere dün karantina zamanımızın bitmesi ben takibini yaptım zaten. Bir sıkıntının olmadığını da evet. Sağlık müdürümden bilgileri evet. aldım. Evet. Beni ziyadesiyle memnun etti. Ama beni de daha da duygulandıran bir olay. Karantinamızın bitip her pertesi günü hassas davranıp evet. çok nezaketli davrandınız. Ziyaret etmek istediniz. Evet. Ben de aşırı derecede mutlu oldum. Valla ben de duygulandım. Kıymetli Ahmet Bey. İnsan olarak görevimiz. Ben insani görevimi yaptım. Siz insani görevinizi yaptınız. Ben de size teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgi için. Son derece teşekkür ediyorum. Vallahi. Beni gerçekten duygulandırdınız. Teşekkür ediyorum. Ahmet Bey ben teşekkür ediyorum. Allah beterinden korusun. Evet. Rabbim bir daha göstermesin inşallah. Vallahi ben bunun nasıl olduğunu da hiç anlayamadım. Farkında da değilim. Yani tesadüfen yapılan bir iş oldu. Başka bir şey için gittim ben hastaneye. Öksürük ve biraz boğazımda yanma vardı. Bir de sırtımda hafif bir ağrı var. Öksürük. Acaba dedim ne var? Bunu bir şey yapayım. Geldim. Bir şey yok dediler. Dinledi doktor. Genç bir doktor. Dedim bir de test yaptırmak istiyorum dedi. Bir gün önce de aşı oldum. Mahmut Bey ve Osman var doktor. Osman Bey ikisi de. Şeye geldiler. Köye gelmişlerdi. Ocaklara, köy diyoruz hala. Ocaklara gelmişlerdi. Karşılaştık orada, konuştuk falan. Abi dediler, bir aşı daha yapalım sana. Yapın dedim. Yapın. Yani faydası varsa yapılacak. İki defa olmuştum zaten. Bir kere daha yapalım. Peki yapın dedim. Hemen orada şeyde, çarşıda. Oturdukları yerde, dükkana girdik, orada yaptılar. Buraya gelip doktorla işte şey yapınca, bir gün sonra. Doktor dedim ki ben bir de test yaptırmak istiyorum. Bir şeyiniz yok dedi. Niçin yaptırıyorsunuz dedi. Yok dedim ama ben tedbirli davranmak istiyorum. Harbi şey yapalım. Test yaptırayım. Çok istiyorsanız yaptıralım dedi. Ama bir şeyiniz yok dedi. Yok yapalım dedi. Çıktık dışarıda kabinde yaptılar. Girdim içeri tamam dedim teşekkür ederim. Yapıldı şey dedim. Ama ben dedim dün de aşı olmuştum zaten. Abi niçin söylemedin dedi dün aşı oldum dedi. Niye dedim pozitif çıkacak şimdi dedi. Allah Allah ne ilgisi? Öyle dedi pozitif çıkacak şimdi dedi. Bir gün önce aşı olunca ertesi gün pozitif çıkacak dedi. Gece işte 12'den sonra da siz de aradınız, şey de aradı, Sağlık Bakanlığı'ndan da aradılar. İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar filan. O zaman işin ciddiyetini anladık yani pozitif çıkması. Yoksa ben o şikayetlerle gitmedim. Ama böyle bir şey çıktı. Üzüldüğüm tarafta kızım bendeydi. O da İstanbul'a gidecek, torununu görecek. İlk önce bana geldi, işte bir ay benden kalacak. Şey yapacak, torununa gidecek İstanbul'a. 2-3 gün sonra ona da test yaptırdık. O da olunca çok üzüldü. Yani torununu görecek. İlk defa gidecek İstanbul'a. Onlar Antalya'da oturuyorlar. İstanbul'da işte torununu görecek. Kız gidemedi.
O da benimle beraber kaldı tabii. Onun şeyi de pazartesi günü bitiyor. Karantina dönemi. Fakat ona çok üzüldüm. Torununu görecek, göremedi kızcağız. Tabii ben de bu vesileyle şunu da belirtmek isterim. Belediye meclisi Ocaklar'da Mekin Sokak var. Evet. Onu Ahmet Mekin Sokak olarak düzelttiler. Onu da ben bu cadde sokak isimlerinde mülki amir onayına sunulması gerekiyor. Hı hı. Onu da sizin böyle siz karantinadayken biz imzaladık, onayladık. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz size. Evet. Özellikle yani ben çok ciddi anlamda duygulandım. Ben sadece insani olarak görevimi yaptım. Sizin halinizi hatırınızı sormak istedim. Evet. Emniyet müdürüme de söyledim. Evet. Arkadaşlar dedim birebir muhakkak ihtiyaçları ne olursa Ahmet Bey'in lütfen karşılasınlar. Evet. Yani siz de nezaket gösterdiniz. Evet. Biz de bunu unutmayacağız. Evet. Yani çok teşekkür ediyorum. Allah veteriner tekrar olsun. Evet. Emniyetten de geldiler. Ertesi gün de geldiler. Sonra da geldiler. Gene polis arkadaşlar. Hatta numaralarını, kendi numaralarını bıraktılar. Bir şey olursa biz şey yapacağız filan. Onlara da çok teşekkür ettim. Zaten birinci teşekkürüm size. Zaten sizin şeyinizde hepsi harekete geçiyor. Doğrudur. Asıl teşekkürüm size yani. Ben teşekkür ederim. Onlar da çok memnun oldum. Şu anda daha da memnun oldum. Umarım bir daha böyle kötü bir şeyle karşılaşmayız. Evet. Şimdi benim sekreterimin, belki duydunuz mu, babası şimdi kolay var vefat etti. Gülderen Hanım. Tabii Gülderen Hanım da. Kim? Sekreterimin babası vefat etti koronada. Tabii biz vatandaşlarımıza özellikle söylüyoruz. Aşı noktasında ne kadar çok aşı oranını yakalayabilirsek koronayı yakalanmıyor demiyoruz. En hafif bir şekilde atlatıyoruz. Hastaneye hiç gitmiyor. En hafif bir şekilde atlattığını biliyoruz. Aşının faydasını biliyoruz. O yüzden vatandaşlarımızın da vakti zamanı geldiği zaman, süresi geldiği zaman, aşısı tanımlandığı zaman hemen aşılanması gerekiyor. Yani hiç bunun daha şey yok. Tamam tedbir alacağız ama aşılanmamız da gerekiyor. Tabii Erdek'te de aşılanma oranımız bizim gayet iyi. Evet. Ama aşılandık, yakalanmayacak mıyız? Hayır, yakalanıyoruz. Ama çok hafif bir şekilde atlatıyoruz. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Yani bir... Siz tamamen aşılanmış değil mi? Evet. Olan bir insan ki yaşınız da çok var. Yaşınız da çok var. Ona rağmen bakın hiç sıkıntısız bir şekilde. Hiç anlamadım. İşte bu bana göre aşılanmak istemeyen vatandaşların içinde çok güzel bir örnektir diye düşünüyorum. Olabilirse, alabilirlerse yahut böyle. Hiçbir sıkıntı çekmedim. Kızım biraz nezle gibi oldu. Onunki de bir gün, iki gün fazla da sürmedi yani. O da geçti. O da iyi. Yani biz, kızım bir de şey olmuş, Biontech falan da olmuş. Buna rağmen o da oldu. Ama hastanelik olmadan çok küçük şey yaptı. Yani evet, hiçbir sıkıntı olmadan, yani sıkıntı olsa zaten sizi arayacağım. Yahut işte sağlık müdürünü arayacağım. Ben de telefonumuz zaten kayıtlı. Evet. Devamlı görüşeceğiz artık. Evet. Ondan sonra her ne kadar tabii ilk defa tanışma fırsatını bulabildik ama Erdek sevdanızı, özellikle Ocaklar sevdanızı herkes biliyor. Biz de biliyoruz. Evet. Güzel bir turizm elçiliği de yapıyorsunuz. Evet. Erdek'in tanıtımı noktasında. Evet. O yüzden de sizlere ayrıca ilçe kaymakam olarak teşekkür ediyorum. Evet. O benim görevim. Şimdi oturduğum yer ve oturduğum yerden ve oturduğum, beraber olduğum insanlardan da memnunum. Yani
Hiçbir sıkıntım olmadı. 41 senedir buradayım. Herkesle son derece iyi diyaloglarım var. Yani memnunum, yaşamdan memnunum. İstanbul'u bıraktım geldim. Yani İstanbul, 300 senedir İstanbulluyuz. Yani 1700'den beri İstanbulluyuz. Ama şu kadar aklıma gelmiyor İstanbul'a gitmek. Hatta İstanbul'a son zamanlarda gitmemeye başladım. İş oluyor, gitmiyorum. Artık şey hale geldi. Ben kışın Antalya'ya da gidiyorum bazen kızlarıma. Duramıyorum. Geliyorum yine buraya. Yani burada bu ortamdan son derece rahatım ve memnunum. O bakımdan her yerde, müsait olan her yerde, her konuşmada mutlaka buradan bahsediyorum. Mutlaka. Televizyon, basın, nerede olursa olsun, bir toplantı falan gibi yerlerde. Buradan mutlaka bahsediyorum. Ve iyi şekilde bahsediyorum. Bu da benim görevim. Evet, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun.